YSK'nın İstanbul seçimlerini yenilemesinin ardından yeni seçim takvimi belirlendi. İstanbul İl Seçim Kurulu'nca belirlenen takvime göre süreç 11 Mayıs'ta başladı. Takvime göre 13 Mayıs Pazartesi günü ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ilçede görev yapan kamu görevlilerinin listesi mülki idare amirlerinden talep edilecek. 15 Mayıs'ta kamu görevlileri listeleri ilçe seçim kurullarına gönderilecek. Yine 15 Mayıs'ta ilçe seçim kurulları seçime girecek siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak üye listelerini isteyecek. Takvim kapsamında 20 Mayıs Pazartesi günü ilçe seçim kuruluna bildirilen kamu görevlileri arasından ad çekme usulüyle sandık başkanları ve memur üyeleri belirlenecek. 21 Mayıs'ta ise kamu görevlileri arasından belirlenen sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin listesi seçime katılacak siyasi partilere verilmeye başlanacak. YSK'nın kamu listesinin siyasi partilerle paylaşılması kararı böylece ilk kez 21 Mayıs'ta uygulanacak. Kesin aday listeleri belirlenmesi ve birleşik oy pusulalarının basımına başlanması 27 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına da 27 Mayıs'ta başlanacak. Öte yandan sandık kurullarına yapılan itirazların kesin olarak il seçim kurullarınca karara bağlanması da 27 Mayıs Pazartesi günü olarak belirlendi. Mitingler içinse başvuru tarihi 8 Haziran. Seçim propagandası ve yasakları 13 Haziran'da başlayacak. AK Parti'nin olağanüstü itirazında öne sürdüğü önemli iddialardan biri olan kısıtlı seçmenler içinse 18 Haziran günü önem taşıyor. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafından seçmen listelerine şerh düşülmesi için gerekli işlemler 18 Haziran'da yapılacak. 22 Haziran Cumartesi günü seçim propaganda süreci sona erecek ve oy verme günü saat 24'e kadar sürecek seçim yasakları başlayacak. 23 Haziran Pazar günü ise 10 milyonu aşkın İstanbullu seçmen sandık başına gidecek.